Selam arkadaşlar. Şa şa şa. Hemen bir alkış alalım. Şimdi. Ödev vermiş öğretmenim. Ne? Sınav haftasında bile ödevim mi var? Bir dakika, enerjimi boşaltmam lazım. Odam soğuktu, çok mutluyum. Ay. Dur bir dakika dayı. Merhaba. Çok yoruldum. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte geceden ertesi günkü sabaha kadar sabahlayıp ders çalışacağız. Karınca! Bakın burada. Öldürmeyeceğim. Şaka yaptım, öldürmeyeceğim. Bakın gidiyor. Benim odamda çok fazla karınca var. Hepsiyle arkadaş oldum. Evet, bugün sizinle birlikte sabahlayıp ders çalışacağım. Bunun nedeni tatil haftamdan hemen bir sonraki günden itibaren sınav haftamın olması, bir sürü sınavımın olması, bir sürü dersimin olması ve lisenin çok zor olması. Hepsini bir haftada yetiştirebilmem çok zor ve o yüzden sabahlayıp yetiştirmeye çalışacağım. Çünkü aynı zamanda bu tatil haftasında biraz da dinlenmek istiyorum. Arkadaşlarımla gezip tozmak istiyorum ama hepsini aynı anda... İşte bütün gece çalışıp edebiyat konularını bitirdim. Zaten her gün iki sınav olacak sınav haftası başladığında. O yüzden sınav haftasında sınav çalışmam mümkün değil. Hani çok zor. Ya gene bir tekrar yaparım da yetiştiremem asla. O yüzden bu hafta halletmem lazım. Hatta bu birkaç gün içerisinde. Hatta bugün ve yarın direkt bir 3 ders halletsem müthiş olur. Hatta 4 ders halletsem. 2 günde 4 dersi halletme hedefim var. Tabii ne kadar olur bilemeyeceğim. Artık yapabildiğimiz kadar yapacağız. Aa, çok mutluyum. Aslında mutlu değilim ama mutluyum da. Bir de karpuzlu ice tea bağımlılığım var. Şerefe. Düşüşü çok ikonikti. Edebiyat hocam bana K12'den bir mesaj atmış. Benim hani taramalardaki eksiklerime göre 10-11 ve... Defne, odamı dağıtıyorsun işte ya. Taramalardaki eksiklerimi tespit etmiş ve sınavda çıkacak olan eksiklerimi. Ve 10-11'i çalışmamış. Sonra da buradaki testleri çözmem istemiş. Bu testleri de internetten açmış. Helal olsun vallahi, güzel hazırlamış hem de, değil mi? Evet, şimdi önce 10-11'e çalışacağım, sonra bunları yapacağım. Bunları burada bir sürü sayfa var ve sonra burada bir sürü sayfa var ve en son Tonguç falan da izleyeceğim tabii ki ama önce tekrar yapacağım. Hadi başlayalım. Açılmıyor lanet şey. Saat şu an 23.52, saatleri sürekli size göstereceğim. Saat 12.22, şuradaki kızarıklık şöyle durmaktan ve tam 20-30 dakikada şu özeti çıkardım. O hocanın verdiği yerler çok sınavla alakalı değilmiş anladığım kadarıyla. O yüzden öncelikle bunları yapmak istedim. Ya da çok, ya sınavla alakalı olsa da çok değil. Yani bunlar daha şey, sınavın başlamaları ve çok zorlar. Ezber, full ezber ve çok konu var yani. Öldüm. Bu şive, ağız, standart dil, lehçe, argo, jargon, jargon. Bunların hepsini ezberlemem lazım. Yani video izleyip özet çıkıyorum şu anda. Öyle. Çok bir şey yapmıyorum. Çok bir şey yapıyorum. Yoruluyorum yani şu anda. Ama olsun, daha gece uzun, en az 3'e 4'e kadar çalışırım, o yüzden sıkıntı yok. Şu an 30 küsür geçiyor, ben mola vermiştim bir 10 dakikalık. Şu bir tane teknik var ya, hani 25 dakika çalışıp 5 dakika mola verdiğimiz. Onu yapıyorum, tekniği ne zaman unuttum ama. O yüzden şimdi atıştırma bir şey almayayım da, annemler uyumuş herhalde. Babam burada kitap okuyor.
so. I think it's so cute. So bu var. How you let your friends encourage you and try to talk to me. Yavrum bunları yiyeceğim. Saat şu an 55 geçiyor. Yani 1. Yaklaşık 45 dakikadır ders çalışıyorum. Videoyu bitirdim ve dilin işlevleri konusunu da bitirdim. Şöyle küçük bir de özet aldım. Şu ana kadar bitirdiğim konuları söylersem zaten sınavda çıkacak toplam 7 ya da 8 konu var. Hani başlık daha doğrusu. Dilin işlevlerini bitirdim. Yani işte bu şu yani. Sonra bu hani dilin söyleyiş şeylerini bitirdim. İşte şi ve ız. Standart dil, lehçe filan. Bir de edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisini de bitirdim. Yani 3 konu bitirmiş oldum. Ama bunları sürekli tekrar etmem lazım ve soru çözmem lazım daha. Yani şu an kendimi hiç hazırlıklı hissetmiyorum. Daha edebiyatın diğer dallarla ilişkileri var. Sanatçı ve sanatkar farkı var. Daha bir sürü şey var. Edebiyatı bu akşam bitirmek zor olacak ama başaracağız. Şu an saat... Bir dakika, sayaç bir şey yapmıştım şurada da. Gençler şu an saat 1:40 geçiyor. Tam 1:40 geçiyor. Ya bu ne diyor ya? Gerizekalı. Öf. Neyse şöyle işte 1:40 geçiyor. Ve ben dilin işlevlerini, sanatçı zanaatkar farkını, edebiyatın psikolojiyle vesaire o tarz dallarla ilişkisini ve gönderici alıcı ilişkisini yazdım. Bunları videodan değil kendi bulduğum kaynaklardan yazdım. Biliyorsunuz bir yarım saat, bir saat önce de bunu yazmıştım. Şimdi bir tane şey izleyeceğim. Tonguç'un birinciden birinci yazılı hazırlık videosunu izleyeceğim. Şu an beynim çalışmıyor değil ama biraz yoruldum. Ama uyumadan önce bir şeyler çalıştığında daha iyi anlıyorsun. Yarın sabah da bu vloga devam edeceğim ve yarın sabah kalkar kalkmaz tarih çalışmaya başlayacağım. Böyle böyle artık bunları bitirmem lazım. Bu Türk dili ve edebiyatından çekeceğim var gibi görünüyor. Yarın artık soru da çözerim ama onu artık akıllı kafayla çözmem lazım. Onu şu an çözemem. Şimdi o zaman video izleyip geliyorum. Videoda bir 20 dakika falan sanırım böyle bir şey. Saat 2'yi geçti. 2:15 falan geçiyor. Bir tane Edebiyat 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı videosu bitirdim. Bayağı iyiydi. Verim aldım. Şu an çok uykum geldi. Yani hiç bu kadar uykum geleceğini düşünmemiştim. Yani sabah erken kalktım. O yüzden geldi büyük ihtimal. Uyusam mı yoksa uyumasam mı çok kararsızım şu anda. Uyumayıp ders mi çalışsam yoksa uyuyup sabah erken kalkıp mı devam etsem diyeceğim ki ikincisini seçeceğim çünkü çok yoruldum ama yarın sabah devam edeceğiz zaten. Hem iki sayfa özet çıkardım, iki tane tekrar videosu izledim. Araştırma yaptım, konu tekrar yaptım. Bir tek soru çözümüyle kitap okuma yani o işte o föyleri okuma kaldı. O kadar yani. Şimdi artık uyuyacağım. Hem annemle babamlar da uyumuştur. Hani artık ses çıkaramam çok. O yüzden uyku vakti. Arkadaşlar selam. Hey hey, I got you. Calling got me tripping. Look at you, you. Ta-da! Oops, I like.
Tam video izlerken özetsiz hiç anlamadığım aklıma geldi ve özet çıkarmaya başladım. Zaten video izlerken orada gördüğüm hani önemli şeyleri yazıyorum. Saat şu an 1, yaklaşık 15 dakikadır falan çalışıyorum. 3 blok da yapabilirim. Bakalım artık kaç olursa yapıyoruz bir şeyler. Şimdi hazırlandım. Bir tek çorap giyip ayakkabılarımı giyeceğim. Küçük geçiyor. Hüseyin de benimle gelecek yani sadece şey yapacak gerçi de. Size kombinimi göstereyim. Böyle bir ceket, Bershka. Üstüme H&M, altımda yine Bershka. Çantam yine H&M. Bu çantaya aşığım burada şu Rabbit tavşan. Böyle kolumda da scrunchy var. Şimdi çıkıyoruz ve Hüseyin'cim. Çantasın benim acı yavrum. Çıkıyoruz. Anneciğim çorap getirir misin benim tatlış anneciğim? Annem. Evet Hüseyin'le tek başımıza Aras'ta gidiyoruz. Aslında ben tek başıma gidecektim de Hüseyin peşime takıldı. Ne haber ablacığım? Neyse. Ben de. Tamam şu an başladı.